Arkadaşlar merhaba, selam. Bugün bahsedeceğimiz konu Amerika'daki sağlık sistemi. Evet, sabahta Selam'ın kontrolü vardı bugün. Neden olduğunu bilmiyoruz. İşte kontrol günü verdiler. Herhangi bir açıklama da yapmıyorlar. Neyse, sabah kalktık geldik. Sağlık sisteminden bahsedeceğim bugün. Sağlık sistemi derken sakın yani onun böyle uçlarını belirteyim. Sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım. Yoksa doktorlar, hastaneler vesaireler üzerine herhangi bir yorum yapmayacağım. Burada da şundan bahsediyorum. Aslında birincisi buradaki sigorta, yani sağlık sigortası işi ve buradaki bilgiye ulaşım hikayesinden bahsedeceğim. Öncelikle genel anlamda size şunu anlatmaya çalışayım. Bizde nasıl sağlık ocakları var ve aile hekimleri var. Burada da primary care dediğimiz bir yapı var. Bizde hastanelerin nasıl acil servisleri var? Burada hastanelerin içinde ve dışında ER denilen, yani emergency room denilen birimler var ve hastaneler var. Yani genel olarak aslında yapı birbirine çok benzer. Burada ekstra olarak bizdeki hani klinik vesaire diye geçen şeyler burada ER, yani emergency room olarak da geçiyor. Burada ayrı artı ayrıca klinikler de var tabii. Şimdi buraya kadar hemen hemen aynı eşit durumda. Gelelim sağlık sigortası kısmına. Sağlık sigortası arkadaşlar, Amerika'da devlet herhangi bir şekilde sizin sağlık sigortanızı falan karşılamıyor. Yani öyle SSK, MSK burada yok. Burada ne yapıyorsunuz? Burada öneri, eğer yeni gelenler için bu öneri, tabii 60 gün içerisinde bu başvuruyu yapmaları gerekiyor. Obamacare diye bir şey var. Yoksa bir örnek üzerinden gideyim ben. Yani biz iki kişiyiz. Bizim aylık sağlık sigorta masrafımız 1000 dolar. Biz Obamacare'den dolayı bunun 577 dolarını ödüyoruz. Yani %40, %50 bize bir destek sağlanmış oluyor Obamacare üzerinden. Ama normal şartlarda aylık bizim paketimizin değeri 1000 dolar. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani bu da yapar. Senede 12 bin dolar çarpı 10, 120 bin TL ödüyorsunuz. Yani hadi biz bunun 60 bin TL'sini ödüyoruz. Türkiye'de bunu full sağlık sigortası yapsanız iki kişi acaba ne kadar ödersiniz? O da tabii başka bir soru işareti. Bu sağlık sigortasını yaptırdıktan sonra ya bir de şöyle bir şey var. Burada Türkiye'deki gibi hani ben hadi hastaneye gidiyorum, hastanenin aciline giriyorum veya hastaneden internet üzerinden gün alıyorum veya telefonla randevu alıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Veya elimi kolumu sallayarak sağlık ocağına gidiyorum diye bir kavram yok. Bir kere her şey randevuyla. Yani özellikle muayene veya işte buradaki primary care'e gelecekseniz mutlaka randevu almanız gerekiyor. Gelelim ikinci kısma. Diyelim ki acil bir durumunuz var. Yani benim vardı mesela, dün böyle bir şey yaşadığım için aslında bu videoyu da çekiyorum. Safra kesesi taşım var ve bir safra kesesi atağı yaşadım. Bu çok ciddi bir ağrı. Mesela dün bu atağı yaşadım, yaşamaya başladım. Doğruca bir yakın bir ER'a gittim. Yani bir emergency room'a gittim. Direkt kapıda, yani girdim. Ne oldu dediler. Safra kesesi taşı dedim, ağrım var, atak var dedim. Tamam dediler, önüme böyle bir form verdiler. Bunu dediler, doldur ve imzala. Yani şimdi Türkiye'yi düşünüyorum. Ben aynı atağa Türkiye'de 2 sene önce başladı çünkü bu ataklar. Özel herhalde rehab hastanesiydi. Kapıdan içeriye girdim. Bana hiçbir şey sormadılar. Direkt beni aldılar abicim, acile.
Ondan sonra belki bir kimliğimi istemişlerdir. Kimliğimi verdim. Beni yatırdılar. Hemen kan aldılar vesaire aldılar ve vızır 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 bütün işlemlerimi yaptılar. Yani ne bir form doldurdum, ne bir şeye imza attım. Burada yaklaşık 15 dakika o ağrıyla kapının önünde, yani o desk diyelim, front deskte ben hem ağrı ve acı içinde burada form doldurdum arkadaşlar. Ve en son artık ağrı dayanılmaz bir hale geldi. Yani böyle kendimi sıkar duruma geldim. Sağ olsun bir tane hemşire, ya işte al o formları, gel içeride daha sonra doldurursun deme gibi bir iyilik yaptı diyelim. Ondan sonra içeri gittik. Neyse, muayene vesaire. Şimdi o detaylara girmeyeyim. Çünkü ben burada aslında şeyi yapmak istemiyorum. Hani o doktorlar böyle, bu doktorlar böyle, o hastane böyle, bu hastane böyle, bunlar daha kaliteli. Bu sistem arkadaşlar. Yani neden? Belki de buradaki adamlar da bu formları imzalatıyorlar ki. Çünkü burada şunu biliyoruz. Yani duydum. Adam hasta geliyor, muayene oluyor, para vermeden kaçıp gidiyor. Mahkemeye versen diyor ki ben bir şey imzalamadım vesaire. İnsanlar paralarını alamıyorlar. Yani Amerika'da arkadaşlar insanları falan öyle acayip dürüst falan düşünmeyin yani. Öyle bir şey yok yani burada. İnsanlar burada ameliyat oluyorlar ve ameliyat olduktan sonra diyelim 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar gibi masraflar çıkıyor. Ödemeden kaçıp gidiyorlar. Dolayısıyla da bu çoğunlukta olan bir şey, yani azınlıkta olan bir şey değil. Sağlık sistemi olmadığı için, doğru düzgün yani devletin bir sağlık sistemi olmadığı için, insanlar da bu paraları ödeyemeyeceği için doğal olarak yani bu yollara başvuruyorlar. Neyse, biz tekrar başa dönelim. Bu birinci kısmıydı. Yani burada öyle kafanıza göre ben acile girerim, insanlar bana yardım eder falan, ya da o filmlerde işte Doctor House vesaire, Grey's Anatomy'de gördüğümüz şeyler burada yok arkadaşlar. Yani o tamamen gördükleriniz, seyrettikleriniz farklı bir senaryo. Yani o gerçekten, hani şimdi bizde mesela tamam, benim dün gerçekten safra taşı atağım vardı. Ya da böbrek ağrısı olanlar da bilir. Daha önce böbrek ağrısı da yaşadım ben. Ama bizde Türkiye'de mesela ay oğlum benim kalçam ağrıyor deyip, ay bacaklarım bilmem ne deyip acile giden bir sürü teyze biliyoruz, amca biliyoruz. Yani hiçbir şey olmadığı halde normal canı sıkıldığı için belki de evde dolaşmak için giden bir sürü teyze biliyoruz. O teyzelere bir uyarı olsun bu. Onlar burada bunu yaşayamazlar. Gelelim diğer bir bölüme. Burada networking. Hani deriz ya, Amerika'da acayip bir teknoloji var. Filmlerde görüyoruz. Ulan herif bir basıyor, diyor ki bunun bir park cezası bile yok falan yani. Bunları görüyorlar. Ha, belki kriminal olarak bunları görüyorlar. Ama gelelim sağlık sistemine. Arkadaş, ben yaklaşık bir parmağımda bir iltihaplanma vardı. Onu yardırmak için bir yara gittim. Dün ikinci kez yara gittim. Bir kliniğe gittim genel kontrol için, bir haplarımı almak için. Tansiyon hastalığım var çünkü. Bir de sigorta yaptırdıktan sonra primary care'e geldim. Yani 4 tane farklı noktaya gittim. 1,5 senede. Birbirleri arasında hiçbir bağlantı yok arkadaşlar. Yani bizdeki gibi e-nabız diye bir sistemimiz var ya, biz oraya giriyoruz. Bize yapılan herhangi ne varsa, ne yapıldıysa, ne işlem yapıldıysa, randevumuz, ilacımız, kan tahlillerimiz vesairemiz, yani her şey orada çıkıyor. Dün bu şeye ER'a gittiğimde beni içeri aldıktan sonra aynı soruları bana tekrar sordular. İşte neyin var, ne oldu, ne zamandan beri, alerjin var mı? Yani tabii ben bunu anladığım için bir önceki yaşadıklarımdan tek tek anlattım sıkılmadan. Ya ilk seferinde, yani ikinci kez sorduklarımda şey demiştim. Ya sizin sisteminiz yok mu kardeşim, aynı soruları bana soruyorsunuz diye tepki göstermiştim. Ama artık o tepkiyi göstermiyorum. Çünkü olmadığını biliyorsun. O zaman niye tepki gösteriyorsun? Ondan sonra yani ben direkt olarak safra kesti taşı atağı bu dedim.
Hemşire suratıma baktı. Hani nereden biliyorsun der gibilerinden. Açtım e-nabızı. 2019'dan itibaren yaptırdığım 4-5 tane, yani 4 tane MR vardı. Kontrol için, hem karaciğer kontrolü hem işte pankreas vesaire her şeye bakıyorlar. Üst üste ayın 4'ü ile 4 Kasım'da 25 Kasım arasında bir ultrason 4 MR görüntüsü vardı. Artı onların raporları vardı. Artı ilk hastaneye gittiğimdeki kan değerlerinin bütün bilgisi e-nabız üzerinde vardı. Hatun'a gösterince ya işte tabii Türkçe yazıyor. Ama Türkçe yazıyor ama rapordaki şeyler tabii tıp dilinde yazıyor. Onu anlat, yani çevirmeye çalıştım. Şok oldu. Yani bu ne kadar güzel bir sistem dedi. Bu ne bu falan yaptı böyle. Şok oldu arkadaşlar. Çünkü burada yok. Yani siz burada gitseniz bir yerde bir kan verseniz, oradaki kan değerleriniz laboratuvarda bir kere ulaşamazsınız. Yani ben burada belki kendiniz özel bir laboratuvara verdiğinizde alabiliyorsunuz ama ben burada mesela bu hem primary care'e hem dün de mesela ER'e verdim. Yani arkadaş ver ya benim laboratuvar sonuçlarımı, bir tane zarfın içine bir print out koy ver, anasını satayım ben onu. Yani tamam sende de dursun, ben zaten sende durmasına bir şey demiyorum ama ver bende de dursun. Yani ben belki başka bir yere gideceğim ve en son işte şu zaman şu tahlilleri yaptırdım, aha bunlar da sonuçları diyeceğim. Yani arkadaşlar bakın burada tekrar söylüyorum, bir kere Amerika'da sağlık sistemi bana soruyorsanız ve Türkiye ile kıyaslıyorum çok ama çok kötü. Bakın şundan bahsetmiyorum, Amerika'daki hastaneler kötü demiyorum, Amerika'daki doktorlar kötü demiyorum, bu başka bir şey. Amerika'daki sağlık sistemi çok ama çok kötü. Amerika'daki sağlıkla ilgili networking, yani bilgiye ulaşma çok ama çok kötü. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin de kötülükleri var. Yani kötülükleri var derken şu tip sıkıntıları var. Bir devlet hastanesine gittiğiniz zaman bir doktora 100 hasta düşüyor. Yani doğru düzgün adam ilgilenemeden onu bir şekilde başından sağmaya çalışıyor. Hatta sonuçlar üzerinde de hastaya yani laf bile anlatacak vakti yok insanların. Yani orada da bu tip sıkıntılar var, onu da biliyorum. Ama orada bir şekilde öyle veya böyle devlet halkını bir şekilde koruyabiliyor. Bakın burada böyle bir şey yok. Yani Amerika'da gemisini kurtaran kaptandır arkadaşlar. Ya herkes kendini bir şekilde kurtarmak zorunda ve bu da kapitalizmin getirmiş olduğu bir durum. Burası sosyal bir devlet değil arkadaşlar. Yani burada altta kalanın canı çıkar. Yani burada devamlı çalışmak, devamlı hayatta ve ayakta kalmak zorundasınız. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Amerika'da sağlık sistemi nasıl? Amerika'da sağlık sistemi iyi mi? Amerika'da sağlık... Ya bir de şunu sakın yanlış anlamayın. Bu videoları ben Amerika'yı kötülemek için falan çekmiyorum. Bu videoları çekiyorum ki... Çünkü diğer video çeken arkadaşlara... Ben seyrederek buraya geldim ve onların yaşadıklarını anlamaya çalıştım. Kendimi hazırlamaya çalıştım. Çok toz pembe ve her şeyin böyle mümkün olabildiği bir harikalar diyarıydı. Ben bu videoları çekiyorum ki buranın bir harikalar diyarı olmadığı, buranın kendince kendine has sıkıntıların olduğu algılanabilsin diye bu videoları ve doğruları ve kendi yaşadığım ve kendi gördüklerimi sizinle paylaşıyorum. Sakın şöyle bir düşünceye girilmesin. Yani şuna bak, bu da işte Amerika'yı kötülüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben ne yaşadıysam sizlerle onu paylaşmaya çalışıyorum. Doğruları söylemeye çalışıyorum. Çünkü benim herhangi bir şekilde bu işlerden bir menfaatim yok. Yani benim bir işim yok ve işimden dolayı bir YouTube kanalım olup da o YouTube kanalımı bir yere bağlamak için ve oradan da gelir sağlamak için böyle bir şey yapmıyorum. Yani veya size oturup da işte hani genç neslin biraz daha ağzına bal çalar gibi işte şu hatunla bu hatunla veya Uber'de şunu yaptım, liftte hatun bana böyle dedi falan da demiyorum. Ben tamamen
yaşadıklarımı, yaşadığım doğruları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bu sakın bir daha söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu Amerika'yı iyi, Türkiye kötü, Türkiye'yi Amerika kötü anlamında yapmıyorum. Siz eğer Amerika hakkında bir bilgi edinmek istiyorsanız ve işte bugünkü konumuz sağlık, sigorta ve bunlarla ilgiliydi. Baktığınızda en azından sizin kafanızda bir şey oluşturmak, buraya geldiğinizde böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer, ya ulan Murat bize bunu söylemişti galiba, ya ben Murat'tan bunu dinlemiştim deyip bir önlem almanız veya kendinizi bir şeylere hazırlamanız için bu videoları paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Yani şeye bir yorum yapamıyorum kanalın büyümesiyle ilgili. Bu tamamen artık seyredenlerin takdirine kalmış bir durumda. Beğenin, beğenmeyin. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Ya bir tane haterım var. Yani bir tane benden nefret eden var. Neden acaba? O da çok enteresan. Her video yayınladığımın 10. saniyesinde, yani videoda upload olduktan bir 5 dakika sonra dislike atıyor. Yani neden çok merak ediyorum. Eğer nedenini o biliyorsa mutlaka bana yazsın. Ondan cevap bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.